Ula buradan da gidecek yer yok. Ağzı da zaten yuvarlak olmuş. Ne diyorsun yine? Ne diyorsun? Başımın belası. Bu duvar da yıkılmış. Gidecek başka bir yer var mı? Kardeş ben nereden bileyim? Ben Mimar Sinan mıyım? Ha buradan checkpoint'imizi aldık. Şimdi oğlum lan kaya atıyorsunuz lan. Üstüme kaya düşüyordu yemin ediyorum. Bunun arkasından gideceğiz büyük ihtimal. Şimdi buradan aa bir dakika ben oraya girecektim. Ben şuradan bir yere gir. Tamam buradaki checkpoint'i de aldım. Hızlı bir şekilde geçelim. Ne oldu lan? Galiba ezildik. Şu an çölde yürüyoruz. Gerçi bir dakika sağda ne var lan? Serap mı görüyorum lan ben? Susuz kaldım diye çölde altın aycık görüyorum. Merhaba arkadaşlar ben Atkabısı ve bu da Atkabısı kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Escape the Pyramid Obi oynayacağız. Yani piramitten kaçmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi burası piramit. Nasıl anladınız değil mi lan? Evet piramit. Ben de hiç piramitte bulunmadım gerçi. Uzun zamandır yoktum demişler at öldü. Ama gördüğünüz gibi at geri döndü. Bilgisayarıma bir şeyler olmuştu. Ama sorunu kısa sürede halletmeyi başardık. Gerçi 2-3 gün geçti galiba. Umarım beni özlemişsinizdir. Ben gerçekten sizi ve YouTube'u özledim. Ailenizin atı geri döndü yani. Ve sırada günün sorusu var. Hiç Mısır piramitlerine gittiniz mi? Gittiyseniz hangi piramitleri gezdiniz? Eğer gitmediyseniz de en azından piramit belgeseli izlediniz mi lan? Bunu yorumlara yazarsınız. Belgesel izleyin bu arada. Gerçekten çok yararlı olabiliyor. Olur da piramitle sıkışıp kalırsanız belgesellerden bunu öğrenebilirsiniz. Bir hafiften başlayalım. Bu kaçış oyunlarını yapan bir tane ördek vardı yapımcı. Hatta birinde oynamıştık. Oo bebeğim. Bir dakika lan dikkatimi dağıtmayın. Hatta o videonun adı da yaz kampından kaçıştı. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Gerçekten çok eğlenceli oldu. Dilerseniz hafiften başlayalım. Herhalde buna tıklayacağız. Tıklayalım bakalım ne diyecek. Anasını satayım yine dublaj var lan. Oğlum bunlar konuşunca vallahi korkuyorum lan. Duvar üzerimize yıkıldı. Buradan çıkmanın başka bir yolunu bulmalıyız. Hangi duvardan bahsediyor? Aa tabii ki bu duvardan bahsediyor. Biraz zorlasak olmuyor mu? Taşları taşısak falan. Yok kesinlikle çıkamıyoruz. Tamam o zaman çıkacak başka bir yer bulacakmışız. Orada YouTube simgesi görüyorum. Şimdi bir dakika burada yeşil, mavi ve kırmızı renkler var lan. Bize bir şey mi anlatmaya çalışıyor oyun? Şuralardan hafiften geçelim bakalım. Galiba bir şey anlatmıyor. O zaman orada niye öyle renkler var lan? Niye? Neden yani? Ben bu parkuru geçtim. Buradan checkpoint'imizi alalım. Ya bu ördek yine burada dinleniyor ya. Ya oğlum sen kaçış oyunu tasarla. Yapma şöyle yatma ya. Kardeş pipetten biraz ver de içeyim ya. Ördekteki keyfe gel ya. İnşallah yukarıdaki Hindistan cevizleri kafana tek tek çarpar. Bu arada burada yine rakun var. Valla rakun korkmuş mu duruyor yoksa tatlı mı duruyor bilemedim. Valla bu ikisinin de sülalesi rahat ya. Ben gidiyorum buradan. Aa bu çocuk yine burada. Ula buradan da gidecek yer yok. Ağzı da zaten yuvarlak olmuş. Ne diyorsun yine? Ne diyorsun? Başımın belası. Bu duvar da yıkılmış. Gidecek başka bir yer var mı? Kardeş ben nereden bileyim ben Mimar Sinan mıyım? Hadi piramidi tasarlamaya geçtim buradan çıkılacağını nasıl bilebilirim? Benden çok bir dakika burada ayak izleri var. Lan kim çamurlu ayaklarıyla piramide girdi ya? Ya ilk düşündüğüm şeye bakar mısınız? Buradan geçilirse oha harika yapmış gerçekten. Süpermiş gerçekten beğendim bunu. Ördeğin aklı iyi çalışmış. Burada checkpoint aldık. Buranın üzerinden geçeceğiz herhalde. Burası piyano mudur para mıdır nedir? Ama geçelim tabii ki vazoları falan kırmamamız gerekiyor. Çünkü tarihi eser burası. Burası bir piramit. Buradaki checkpoint'i de aldım ama yukarıda değişik semboller var. Şimdi şuradaki ekmekti mi lan o acıktım yoksa ben mi öyle görüyorum? İlk önce ekmek sembolünü atlayacakmışız. Herhalde evet gerçekten ekmek sembolü. Şimdi buradan sarı sembolü atlayacağız süper. Daha sonra mavi sembole ve burada dikdörtgen bir sembol var onu atladık. Daha sonra şu kuşu atladık kuşun canı yandı mı lan? Çık çık üstüme atlama lan. Ula kuşu da konuşturuyor. Bu da mı ekmek lan? Mısır'da gerçekten çok ekmek tüketiliyor. Tamam güzel bir şekilde geçtik. Yalnız bu yazılar bu semboller yani hieroglifler gerçekten güzel olmuş. Parkura güzel bir tat kaçmış. Tat katmış pardon. Sen niye üzgünsün ya? Tuzak kapısını nasıl açacağımızı çözemedim. Şimdi bir dakika kardeş tuzak kapısını neden açıyoruz ki zaten? Adı üstünde tuzak kapısı. Benim canım tatlı ben tuzakla muzakla uğraşmam ama burada kırmızı semboller var gördüğünüz gibi. Herhalde bunlara tıklayınca bir şey olmuyor ama şuralarda butonlar var. Tıkladığımızda evet biri yeşil oldu. 3 tane daha buton bulmam gerek mi? Buldum zaten. Ula çok basit yapıyorsunuz ya. Niye bu kadar basit yapıyorsunuz? Bu butona da bastım mı tamamdır. Çok iyi lan valla. Tuzak kapısını açtık ama içeri neden gireyim ben. Biri geliyor mu? Atla atla. Ninsiye atla içeri atla. Aferin. Öldün mü lan? Anam kapanıyor. Aa kapandı vallahi kapandı. Umarım ölmüşsündür diyeceğim ama gidecek başka yerimiz yok. Ula ben bir daha burayı açacağım ya. Dalga geçelim derken zaman kaybettik. Aç burayı. Ben de git. Aa hiçbir şey olmadı. Aa yalnız oklar geliyor oradan. Çok tehlikeli olsa gerek. Checkpoint'imizi aldık. Aa kız öldü la orada yazık ya. Önden git lan koru beni. Şimdi her parkurda olduğu gibi buradan hızlıca geçmeye çalışacağım. Ölürsem ölürüm ölmezsem ölmem bakalım ölecek miyim çok. Ay öldüm. Bir kere daha denemek istiyorum. Hiçbir şey olmayacak. Ben içimden korundum bir şey. Ah geçtim. İçimden korundum nasıl bir tabir lan. Oha kardeş ne yapıyorsun yüzün mutlu göz.
Ya bu nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ya takım elbisem suya girdi lanet olsun. Yalnız su yükselip bir dakika, su yükselip alçalmadan. Ulan sen ne yaptın? Haribo altın ayıcı kalmışsın. Yalnız bir dakika, niye reklam yaptım ben? Para verin bana ya. Tıklayalım evet, bakalım. Kardeş. Bu altın ayıcıyı aldığımda sular birden yükselmeye başladı. Kardeş bir tuzağı etkinleştirdin galiba. Ah ben ne yapıyorum ya? Kesin bir tuzağı etkinleştirdin. Burada gerçekten güzel ganimetler var. Altınların üzerine atladım bir dakika. Dur dur. Sular yükseliyor falan, o altınlardan ben oğlum cebime atamıyor. Aa öldüm. Ya madem piramitteyiz, birazcık cebime atayım da zengin refah içinde yaşayayım ya. Neyse buradan yavaş yavaş geçmemiz gerekecek. Sular çekildiğinde atladım. Şimdi buranın üzerine ula ayıcı da almışsın altından, okutacaksın. Nerede okutacaksın kim bilir. Hemen geçelim, çok güzel. Aa buradan checkpointimizi aldık. Şimdi oğlum lan kaya atıyorsunuz lan. Üstüme kaya düşüyordu yemin ediyorum. Bunun arkasından gideceğiz büyük ihtimal. Şimdi buradan aa bir dakika, ben oraya girecektim. Ben şuradan bir yere gir. Anam kurtuldum. Nasıl bağırdım lan ben öyle? Hızlıca hareket etmemiz lazım. Bakalım. Ardımızda. Ana dokundurdu mu? Vallahi dokundurmuş. Ben seni kovalarım lan böyle. Şimdi devran döndü. Sen beni kovalıyordun. Ben seni kovalamaya geliyorum. Buraya saklandık. Hop. Nasıl kandırdım ama. Yolumuza devam edelim lütfen. Lütfen bana çarpma. Lütfen çarpma taş adam. Çok güzel. Çok az kaldı. Artık o bize vuramaz. Ah son anda lan. Tamam çok güzel. Şimdi buradan nasıl gideceğiz? Şuradaki checkpoint'i de alalım. Burada renkli renkli vazolar var. Buradaki vazolarla ilgili bir şey yapacağız mı acaba ya? Neden renkli renkli bilmiyorum ama herhalde kırmızı yerlere değmemeye çalışacağız. Değmedim, çok güzel. Geçtim burayı. Checkpoint'imizi alalım. Suratın gözükmüyor. Hey gülüyor musun? Neden gülüyor la bu acaba? Saydam tahtalara tıklayarak yerleştirmemde yardımcı ol. Saydam tahtalar mı? Bir dakika dur. He buradaki tahta saydam gibi Aa tıkladım. Ve saydam tahta oldu normal tahta. Buranın üzerinden bu şekilde geçemeyiz. Tıkladım. Ve üzerinden rahat bir şekilde geçiyoruz gördüğünüz gibi. Ula kaçış oyununu ben yapıyorum. Sana ne gerek kaldı? Ben tıklayarak oyunu ben oluşturuyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Her şeyi kendim yapacaksam niye? Sen oyunu yapıyorsun. Tamam buraya kolay bir şekilde geçmeyi başardık. Oha burada heykeller var lan. Büyük ihtimal Anubis'in heykeli olsa gerek. Ya bunlar işte genel kültür hep. Aa bizimki korkmuş lan. Eller yukarı donlar aşağı, ne yapıyorsun oğlum? Bu yer tuzaklarla dolu, dikkat et. Neresi tuzaklarla dolu? Oradaki baltalara saymazsak herhalde buradan bu şekilde geçeceğiz. Buradaki kıza bir şey olmamış durumda. Bu kız niye hareket etmiyor la? Şimdi bir dakika, buradaki basamaklar tek tek hareket ediyor. Sen öldün. Ben de öldüm. Öldün mü? Öleceğim artık yani. Çünkü ipin üzerinde gidiyorduk. Öyle geçemezsin. Ne yapıyorsun? Nasıl becerdin onu lan? Kıza bir şey olmuyor oğlum. Kıza neden bir şey... Aa bana bir şey oluyor, kıza olmuyor. Hayda olaya gel. Bir dakika şöyle yapalım. Ben doğru mu yapıyorum? Hangisi doğru hangisi yanlış? Anlamadım ki ya. Anlamıyorum ki ya. Öldü, ne güzel öldü lan. Tamam buradaki checkpoint'i de alalım. Buradaki kesici aletlerden geçmemiz lazım. Ama çok hızlı geliyormuş. Çok ay kendim vurdum. Kendi kendimi öldürmeye başardım ya. Yalnız çok hızlı hareket ediyor gerçekten. Bunun bir matematiği var. Gördüğünüz gibi biyolojim çok iyi. Buradaki checkpoint'i de aldık. Zıplayalım. Anubis'e zıplanıyor mu? Aa Anubis'e çıktım lan. Ulan heykele çıktım. Yalnız bir dakika, heykelden şuraya ineyim. Zaten heykelin eline atlamam gerekiyor. Daha sonra bir dakika, zaten oradan gitmem gerekmiyor. Aynen oradan gitmem gerekiyormuş. Ben zaten olayı bulmuşum da okey dönüyorum resmen ya. Ben çözmüşüm olayı. Buradaki checkpoint'i de alı. Bir dakika dur lan, ip mi koydunuz? Oha buraya ip koymuşlar. Şuradan şöyle geçin. Bir üstünden atlayacaktık. Ne yapıyorum ben? Niye zoru denedim lan ben öyle? Buradan 360 derece dönerek atlamak istiyorum. Ve çok güzel atladım. Buradaki checkpoint'i de aldım. Ulan bu bize değince çok eğlenceli oluyordu. Bakalım burada da eğlenceli olacak mı? Wipeout parkuru gibi burası. Bakalım bize değince oturacak mıyız? Yaz kampında da bize değdiğinde bize deyince oturmadık bu sefer belli. Ama yaz kampında deyince oturuyorduk ya. Çok iyiydi o, bu kötü olmuş. Şuradan hızlıca gidelim. Zıpladım ve buradan hayır ama alttan geçti la. Tamam ben onu hesaplamıştım zaten. Çok güzel, hızlıca hareket. Aa neremdeydi ki? Hızlı hareket etmeniz gerekiyor bu parkurda. Hızlı hareket etmek tabii ki benim göbek adım. Buradaki checkpoint'i de alalım da gözlerin dönmüş oğlum senin ya. Şaşı bakıyor. Gördüğünüz gibi piramitteki kolonyalar mı diyecektim ben, ne alakası var ya. Buradaki checkpoint'i de aldık. Ulan buradaki piramit mi? Bir dakika zaten biz piramitteyiz, labirent mi? Aa ama bir dakika, labirentim burada. Bir tane checkpoint görmekteyim. Görmedim sanmayın, kolay bir şekilde gördüm ben bunu. Çünkü yetenek fışkırıyor. Yani Allah vergisi, yapacak bir şey yok. Bunu gördüm ve buraya doğru geldim ve checkpoint'i aldım kolay bir şekilde. Şimdi bu siyah noktalara değmeyeceğiz herhalde. Çok ama ayıp yaptığını, çivi yapıyorlar. Ama çivi çıkmadan bunların üzerinden böyle geçebildik. Tamam buradaki checkpoint'i de aldım, hızlı bir şekilde geçelim. Ne oldu lan? Galiba ezildik. He bir dakika, duvarlar üstümüze iniyor.
Of, sese bakın lan. Şimdi hızlıca hareket edip burada durmamız gerekiyor. Birazcık bekleyelim şurada. Koş 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 koş. Tamam, çok güzel. Bu da kalksın iyice. Tamam, burayı da geçtik. Şimdi bir dakika, nereden gideceğim? Herhalde yine yeşillere değmemeye çalışacağım. Evet, yeşillere değmemeye çalıştım. Buradan buraya atladım. Buradan biraz ilerledim ve buraya atladım ve buraya atladım. Çok güzel. Buradan da buraya atladım. Buradan buraya atladım. Buradan da buraya atladığımda tamam. Burayı da çok rahat bir şekilde geçtik. Bizim çocuk orada bu arada. Buradaki checkpoint'i de alalım. Ama nereden geçeceğiz? Şimdi 4'te 1 şansım var. Ben çok şanssız bir at olaraktan bence bilemeyeceğim. İlk önce siz seçin bakalım hangisi. Ben bir baştan bir sondan denemek istiyorum ilk önce. İlk önce sondan o bir şey olmayacak gibiydi. Tamam, bir de baştan denemek istiyorum. Yani baştan denemek istiyorum ve baştan deneyince oluyor. Kardeş, niye üzgünsün, suratına ne oldu senin? Piramitten kaçabilmek için içerideki odadaki yükselen lavlardan geçmek zorundasın. Bu bir hayatta kalma savaşı, iyi şanslar. Kardeş sağ ol, tamam. Sen gelmeyecek misin benimle? Toplamışsın ne varsa. Çantasını mantasını hazır etmiş. Ben gidebiliyor muyum buradan? He? He, gidemiyorum buradan. Aa, burada yükselen lavlar dediği bu galiba. Ama yükselmiyor nedense. Mangal gibi hissediyorum şu an kendimi. Burada beni pişirin ya. Sakatat pişirin ya. Vallahi ne güzel ya. Şimdi bir dakika ben çok acayip. Şimdi bir dakika, burada ne yapacağız? Bir şey olsa gerek. Şöyle etrafa baktığımda sadece farklı olarak bu gözüküyor ve buna tıklanıyor. Tıklayalım bakalım ne. Ana, bir şeyler oldu. Anam, yukarıdaki yer açıldı. Bu arada gerçekten altımdaki lav hareket ediyor. Aman Allah'ım, geliyor. Aman Allah'ım, yanlış yaptım. Çok yanlış hareketler yaptım. Tamam, kapı açıldı lan, devam edebiliriz. Allah Allah, lav yine geriye çekilmiş. Hemen buradan kaçmalıyız. Bu sefer hızlı davranacağım. Niye ben yanından çıkmaya çalıştıysam onu da anlamadım ki. Hızla koşayım da koşayım, koşayım da koşayım. Aman Allah'ım, ayağım kayarsa ne olur? Tabii ki düşerim. Lavlar beni ne yapar? Mangal yapar. Bunların cevaplarını da hızlı bir şekilde verdiğimize göre hopidik hopidik tırmanalım. Bir güzel de buraya zıpla. Yani lavlarla çok da oyun olmaz ama gördüğünüz gibi burası lav altında kalıyor. Ben neden neye güvendim de burada bekliyorum, o da ayrı konu ve geçtik galiba. Evet, piramitten kaçtım mı lan ben? Anam, piramitten kaçtım galiba. Bu ne piramiti lan, hangi piramit bu? Ben öyle her piramitten kaçacak bir at değilim. Önemli yani hangi piramitten kaçtığımız da hiç önemi yok gerçi. Ben bu piramitten nasıl inebilirim ya? Aşağı doğru ineceğim mi ben böyle? Daha kestirme bir yol yok mu lan? Ula, bildiğiniz piramitten aşağı doğru iniyorum. Hakikaten yani daha kestirme yol yok mu? Piramitin üstünden aşağı inmek nedir? Lan nasıl bir mantık bu piramitin üstünden iniyor. Zaten güneş tepede, susadım ya. Ve yeryüzüne adım atacağız. Evet, kuma adım attım. Çok güzel, piramitten kurtulmayı başardık herhalde. Şu an çölde yürüyoruz. Gerçi bir dakika, sağda ne var lan? Serap mı görüyorum lan ben? Susuz kaldım diye çölde altın aycık görüyorum. Ula, gerçekten susuz mu kaldım? Altın aycık var mı burada? Herkes görüyor mu arkadaşlar? Yoksa sadece ben mi görüyorum? Aycık değişik şeyler yapıyor orada. Aycık bey, ne yapıyorsunuz lan? Aman Allah'ım, suya içeyim de yüzeyim. Oh, yüzdü. Vallahi yüzülüyor. Yüzeyim şöyle biraz, yüzeyim. Bu ayının poposu var burada, geri yüzeyim. Tövbe estağfurullah. Altın aycık, ne yapıyorsunuz burada? Bir dakika, senin burada ne işin var ya? O çocuk seni al... Bir dakika, tersiymiş lan. Ana, ayının önüymüş lan orası. Ben arkası zannettim. Bunun burada ne işi var ya? Ben piramitte öldüm mü aslında? Ne oldu? Bir dakika, burada bazı hediyeler görüyorum. Ya şimdi bu bavullardan biri bana ait olsa ne olurdu? He, ne olurdu yani? Ben de YouTuber'im. Şimdi bakıyoruz, böyle at kafası simgesi var. Yok, ben yok. Aa, bir dakika, senden önce checkpoint alacağım. Haha, bitirdim. Gördüğünüz gibi bize rozet verdi. Başardın, hazinelerden birazını yanıma aldım. Seninle kaçmak benim için büyük bir onur. Umarım tekrar karşılaşırız. Kardeş, sen birazını almamışsın ki, bu ne böyle? Ne varsa bütün hazineyi almışsın, bunu buna mı soktun gerçekten? Hepsini gerçekten sırt çantana koyabildin mi lan? Bir de ayıcık almışsın, bir de Anubis heykelini almışsın. Gel de sinirlenme, bu heykeli nereye soktuğunu gerçekten sorgulamak dahi istemiyorum. Bunun yanında nasıl getirdin ya? Manyak seni, pis hırsız ya, at hırsızı diyeceğim ama o bendim, ama yanıma hiçbir şey almadım. Çünkü bunlar tarihi eser ya. Neyse, şuradan ödülümüzü alalım bari. Ödülümüzü şundan alalım, şundan ve şundan alalım hepsini ya. Hepsi benim ödülüm nasıl olsa, bana ver. Verdiler. Tamam ama hangisini? Siyah kullan... Aa, siyah oldu kırmızı. Siyahtan neden kırmızı renk çıkıyor lan? Peki kırmızıdan nereye? Kırmızıdan da kırmızı renk çıkıyor. Bir dakika lan, buna tıklayınca kedi bırakıyor ardında. Oha, çok güzelmiş lan yalnız. La, piramitte küçücük bir delik açtık resmen ya. Oğlum, tarihi eser lan bu. Ula, daşvan gibi seke seke gidiyor ya. Ben de gideceğim oraya. Ana, nasıl yaptın lan onu? La, çok eğlenceliymiş. Ben de yuvarlanmak istiyorum piramitlerden. Anam, çok güzel yuvarlanıyorum lan. Bayağı bir gittik lan yalnız. Bir kalkayım ayağa ya. Kumu öptüm resmen. Kalk ayağa, kalk. Anam, bu sefer kötü yuvarlanıyorum. Ay, popom gitti. Piramidi kaydırak olarak kullanıyorum resmen ya. Yalnız baya eğlenceli. La oğlum, yırmağa gidiyorum la, yırmağa gidiyorum. Abo, nasıl spin attım lan. Hiç break dans yapan at gördünüz mü? Kafamda kayarak dönüyorum. Ula, bir dansçı olmadığımız kalmıştı. Ve evet, bu videoda buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.